Güney Kore'de Busan'da sizi renkli, cıvıl cıvıl harika bir köye getirdik. Denize nazır bu köy çok ilginç. Dünyayı geziyorum da sizler için Güney Kore'nin geleneksel yaşamlarını keşfetmeye devam ederken şimdi Busan kentinin meşhur Kamchon geleneksel kültür köyüne geldik. Bu köy dünyanın en güzel köylerinden biri. Özellikle dağın eteklerine kurulmuş olan bu renkli haliyle hemen sizi şöyle davet ediyorum. Güney Kore'nin Macha Küçüsü olarak isimlendiriliyor ama aynı zamanda görüntüsüyle bir gerdanlık gibi denize doğru sallandığından Santorini'si olarak da isimlendiriliyor ülkenin. Mimariye baktığım zaman rengarenk, minik minik, birbirinden güzel kutu gibi evler kendini gösteriyor. Diyeceksiniz ki nasıl geleneksel yaşam? Çünkü genelde Güney Kore'de hep Hanok köylerini görüyoruz. Ahşaptan yapılmış çatıları yukarı bakan köyler görüyoruz. Bu nasıl bir geleneksellik? Kuzey Kore'den gelen savaş zamanındaki insanların inşa ettiği bir köy burası. Kore Savaşı zamanında Kuzey Kore'den kaçanlar bu bölgeye geliyorlar ve işte arkamda görmüş olduğunuz bu derme çatma evleri inşa ediyorlar. 1950-53'lü yıllarda inşa edilen bir köy burası. Hemen Busan'ın bu yüksek dağlarının eteklerine inşa ediliyor ve tabii zaman içerisinde yapılan restorasyonlarla, yenileme çalışmalarıyla, binaların rengarenk boyanmasıyla burası artık Güney Kore'nin en turistik yerlerinden biri haline geliyor. 2009 yılında başlayan tadilatlarla, sanatçıların bölgeye çağrılmasıyla tamamen eski püskü, yıkık dökük, bakımsız olan binalar restore ediliyor. Üzerleri böyle harika renklerle boyanıyor ve işte böyle turizm merkezi haline geliyor. Ben hayran kaldım açıkçası bu köye. Şimdi yavaş yavaş köyün renkli sokaklarına gireceğiz ve bu güzel köyü hep beraber keşfedeceğiz. Güney Kore, dünyayı geziyorum da devam ediyor. Bu köy geri dönüşümün en doğal hali. Hiçbir yapı yıkılmadan onarılarak hayata kazandırılmış. Kamchon köyünün hem yukarıdan hem de aşağıdan mükemmel bir manzarası var. Kuş bakışı baktığımız zaman rengarenk bakımlı çatılar hemen dikkat çekiyor. İnsanlar bu çatılara teraslar yapmışlar. Oturup dinlenecek çok güzel mekanlar yapmışlar. Aşağıdan baktığımızda ise rengarenk kutu gibi düzenli, birbirinden güzel evler karşılıyor bizi. Basamak basamak, aynı merdiven gibi. Buraya gelen turistler işte bu merdiven gibi binaların evlerin arasına girerek labirent gibi sokaklarda kayboluyorlar hem de tarihi sonuna kadar hissediyorlar. Aslında bulunmuş olduğumuz bu güzel köy 1920'lerde 30'larda temeli atılıyor. Neden yapılıyor? Hemen aşağıda bir liman var. O zamanlarda maddi durumu iyi olmayan Koreliler buradaki evlere yerleştirilsin, limandan geçim sağlasınlar diye yapılan bir köy. Ama ardından savaşla beraber burası daha da büyüyor, daha da genişliyor. İnsanlar burada yaşamaya başlıyorlar ve bugün de burası turizm bakımından en önemli getirisini sağlıyor. Çok güzel bir köy. Yılda 1,5 milyon turisti gören bir köy. Kamchon köyü. Evler rengarenk olduğu gibi yolları da rengarenk yapılmış. Kırmızılar, pembeler, sarılar, yeşiller, eflatunlar dikkat çekiyor. Hemen şöyle ufak ufak gidiyoruz. Peki ne olarak kullanılıyor bugün bu evler? Kimisi pansiyon, kimisi restoran, kimisi kafe, kimisi geleneksel ürünlerin satıldığı restoranlar olarak işlev görüyor. Hemen böyle ilerlediğimizde de bakın istimlak duvarlarının rengarenk, birbirinden güzel resimlerle dolu olduğunu görüyoruz. Güney Koreli gençler tarafından, sanatçı gençler tarafından yapılıyor. 2009 yılında tabii burası büyük bir kalkınma faaliyeti içerisine giriyor. Bütün üniversitedeki sanatçılar, öğrenciler, öğretmenler, sanatı seven herkes davet ediliyor. Ve burada hep çalışmalar yapılıyor. Resimler yapıyorlar, sanatlar yapıyorlar, duvarların üzerine bu şekilde evleri boyuyorlar. Gerçekten de mükemmel bir kentsel dönüşüm oluyor. Normalde her yer yıkılır, öyle yapılır. Ama Güney Kore'de kentsel dönüşüm hiç bozulmadan eldeki mimariler restore edilerek yapılmış. Hemen şimdi denize doğru yavaş yavaş aşağıya doğru salınıyoruz. Burası Busan'da, Güney Denizi'nin kenarında bulunan bir mahalle aslında. Hemen sol tarafa baktığımızda yüksek yüksek ihtişamlı gökdelenleri görürken hemen yanı başında da işte böyle gelenekselliğini korumayı başaran rengarenk mahalleler karşımıza çıkıyor. Ben daha önce buna benzer bir mahalle Brezilya ve Arjantin'de görmüştüm.
Çok andırıyor gerçekten oradaki mahalleleri. Favela mahalleleriydi onlar. Burada da ona benzer çok güzel bir bakın köy çıktı karşımıza. Sanatın temsilcisi bir gitar da buraya inşa edilmiş bakın. Çok da güzel 2017 yılında yapılmış olan köyü simgeleyen bir gitar. Bu güzel köy sanata kazandırıldıktan sonra yaklaşık her yıl 1,5 milyona yakın turist ağırladığından dolayı artık buranın yerlileri turistlerden de biraz seslerinden, gürültülerinden rahatsız olduğu için birçok kişi buradaki evini kiraya vermiş, restoran, kafe olarak başkalarına devretmiş ve yepyeni yerlerde kendilerine evler almışlar. O kadar yoğun turist çeken bir yer burası. Manzarası da çok güzel. Biz şu anda tabii yavaş yavaş kıyıya yaklaştığımız için biraz daha yakın görüyoruz ama yukarılardan üst katlara çıktıkça manzara daha da derinleşiyor. Daha da güzel bir hale geliyor. Güney Denizi burası. 4 milyonluk nüfusuyla Güney Kore'nin ikinci büyük kenti. Busan çok renkli bir kent. Bu güzel sokaklarda yürürken geleneksel kültüre de rastlıyoruz. Şu anda kimchi yapılıyor. Bakın lahanalar bir güzel yıkanıyor. Kamsamida, oyunlaseyo. Çekmeyin, çekmeyin diyor. Tamam, rahatsız etmeyelim. O zaman kimchi yapımından bahsedeyim size. Turşu. Özellikle kış için hazırlıklarını yapıyorlar. Nasıl bizde menemenler, domatesler, salçalar, erişteler kesilir, kış için hazırlık yapılır. İşte burada da insanlar şu anda bu mevsimde kimçilerini, yani turşularını yapıyorlar. Lahana turşusu çok seviliyor ve bütün her yerde lahana turşusunu bulursunuz. Kimchi dediğiniz zaman akan sular durur. Kahvaltıda yerler, öğle yemeğinde yerler, akşam yemeğinde yerler. Bizim bildiğimiz salatalık turşusunun lahana turşusu. Ama baharat koyarlar, acı koyarlar, salça koyarlar. Çok farklı yapımı var. Dünyanın Tadı programında da kimchi yapımını zaten izleyeceksiniz. Güney Kore'nin en geleneksel lezzeti. Şu anda da kilo kilo lahanaları almışlar, yıkıyorlar, turşuyu yapacaklar. Bu renkli köyün bu güzel sokağı bakalım bizi şimdi nereye çıkaracak? Bu arada kafelerin dışları bakın ne kadar güzel yapılmış. Ağaçlar rengarenk çiçeklerle bezenmiş. İçine girdiğimiz zaman da gelen misafirler buralara resimler yapmışlar. Sanatlarını icra edip kafenin sahibi de asmış. Her yer yeşil. Her yer ağaç. Ne kadar güzel tasarlanmış. Tamamen buradaki mimarilerin kendine özgü ruhu var. Hemen şöyle geliyoruz. Aa çok güzel ya. İnsanlar da burayı müze gibi geziyorlar bu arada. Wow Yakupcan bunlar ne? Bir oyuncak müzesi gibi. Gelen bakın çocuklar için de çok güzel bir oyuncak alanı oluşturulmuş. Bayıldım. Yakupcan maskeler. Evet Squid Game. Güney Kore'nin Oscar kazanan birçok dalda ödül kazanan yapımı filmi. Zaten Squid Game'lerinde böyle silahları oluyor. Öyle mi? Evet. O zaman onun için yapılmış burası Yakupcan. Wow. Bakın nereye giderseniz gidin çocuklar düşünülüyor. Çocuklar burada çok eğleniyorlar. Keyifle zaman geçiriyorlar. Vay. İnanmıyorum ya burası bir müze. Eski kamera Yasin senin eski kameralarından. Hello. Where are you from? I'm from Denmark, Germany and Norway. Danimarkalı, Norveçli ve Alman turistler gelmişler. Hello. I came here with Turkish Airlines. Oh, right. Yes. We love Turkey. Yeah. Thank you. Do you like here? We love it. Evet. Güney Kore'ye geldiler. Bizim milli havayolumuzla gelmişler. Çok sevmişler Güney Kore'yi ama Türkiye'yi de çok seviyoruz dediler. Have you ever been in Turkey? Ne? Never. Which city? I was in Antalya. Antalya. Ne? Antalya'ya gelmiş hanımefendi. Türkiye'de tatil yapmış. Yes. Çok sevmişler. Hanımefendi bize Antalya görüntülerini gösteriyor. Yes. Come again. Türkiye'deki tatili gösterdi hanımefendi bize. Channel 7. Yes, Channel 7. Say hello to Turkish people. Hello Turkish people. And Turkish. Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Thank you very much. Thank Kamsahamnida. You. Dankeschön. Harika. Yakupcan nasıl da komik olmuş. Hemen bakın balkon kısmına geldiğimizde of manzaranın güzelliğine bakın. Hemen aşağıda bir ev daha var. Ve o evde sanat atölyesi olarak kullanılıyor. Bakar mısınız? Rengarenk her yer yemyeşil. Yapıların içi cıvıl cıvıl. Çok keyifli. Bu rengarenk güzel köyde gezerken yavaş yavaş havayı kararttık. Hava karardığında da aslında ışıl ışıl bir hale geliyor bu güzel köy. Her tarafta yanan ışıklar, yanan sokak lambaları burayı bambaşka bir havaya sokuyor. Gündüzü de, gecesi de
havadan da, yerden de bir başka güzel. Güney Kore'nin ışıl ışıl ışıkları altında şimdi çok meşhur bir Kore dizisinin çekildiği yerdeyiz. Güney Kore'yi keşfetmeye 24 saat yetmez. Havayı kararttık ama hala gezilecek yerleri bitiremedik. Akşam olduğunda da gezilecek çok güzel yerler var. Kent akşam olduğunda bu şekilde ışıl ışıl bir görüntüye bürünüyor. Ve şimdi de Busan'da, Busan'ın en yüksek tepelerinden birindeyiz ve harika bir manzara görmeye geldik. Ama bizi buraya getiren hikaye ise Güney Kore'nin en meşhur dizilerinden biri olan Benim Uğruma, Benim Yoluma Savaş dizisinin, Fight for My Way dizisinin çekildiği yer olması. Bulunmuş olduğumuz bu alanda başroller dizi süresince gelmişler, sahnelerinin çekildiği alan olmuş. Özellikle de tam bu noktada hemen arkamdaki bu alanda iki sevgili otururlar, dertleşirler, kentin manzarasını seyrederlermiş. 2017 yılında çekilmiş olan bir dizi, izlenme rekorları kırmış olan bir dizi, dünyaca meşhur olmuş olan bir dizi. Başrollerinde oynayan sanatçılar. Bakın bu alanda bol bol zaman geçirirlermiş. Mükemmel bir Busan manzarası var. Hoçon kasabası burası. Ve işte Hoçon kasabasına gelenler dizinin çekildiği bu alanda da bol bol fotoğraf çektirip buradaki kafede zaman geçiriyorlar. Buraya akşam gelmemizin sebebi dizide oyuncuların akşamleyin buraya gelip romantik dakikalar geçirmesi. Gerçekten de şahane görünüyor. Buradan Busan olduğu gibi ayaklarımızın altında ve mükemmel güzel manzara sunuyor akşam olduğunda. Bakar mısınız? Bütün şu anda kenti ışıl ışıl ayaklarımızın altında görüyoruz. Busan gezilip görülecek şahane yerlere sahip. Özellikle K-drama'nın çekildiği yerler son dönemlerde oldukça ilgi görüyor. Busan'da da bu şekilde meşhur olmuş birçok dizi yeri var. Ve bu akşamı Busan'da bitiriyoruz.